bu kitap. Yüce Allah'ın, işte bu, şu, kitap, anlamının, bu kitap, olduğu söylenmiştir. Şu, kelimesi aslında gayb olana işaret için olmakla birlikte hazırda bulunana işaret için de kullanılır. Nitekim şanı Yüce Allah kendi zatı hakkında haber verirken, aynı edatla, şöyle buyurmaktadır, İşte bu, gizliyi de açığı da bilen aziz ve rahim olandır. Es-Secde, 32 bölü 6, Hufaf B. Mudbenin şu beytindeki işaret de böyledir mızrak, ım, belini bükerken ona dedim ki, bu fafa iyi bak, işte o kişi benim. Yani, ben buyum demektir. Burada yer alan şu, ile Kur'an, ı kerime işaret edilmekte ve, bu anlamına gelen, yerine kullanılmaktadır. Bunun ifade ettiği kısa anlam şudur, elif lam mim, işte bu kitap, onda hiçbir şüphe yoktur. Aynı zamanda bu, Ebu Ubeyde, İkrime ve başkalarının görüşüdür. Yüce Allah'ın şu buyruklarında da kullanılan, bu türden işaret zamirleri, aynı anlamdadır. İşte bu bizim İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delilimizdir. El-Enam, 6 bölü 83 bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana onları hak ile okuyoruz. El-Bakara, 2 bölü 252, burada geçen ve uzaktaki veya gayb olan birisini işaret etmek için kullanılan kelimesi, yakın için kullanılan kelimesi anlamındadır. Fakat artık bunlar zaman itibariyle geçip gittiklerinden dolayı adeta uzaklaşıp gitmiş gibi oldular ve bu bakımdan uzak için işaret zamiri olan kelimesi kullanıldı. Buhari'de şöyle denilmektedir, Mamr dedi ki, işte bu kitap bu Kur'an-ı Kerim'dir. Takva sahipleri için bir hidayettir, bir açıklama ve bir yol göstermedir. Güce Allah'ın, bunlar Allah'ın hükümleridir. Aranızda o hükmeder, El-Mümtehine, 60 bölü 10 buyruğunda olduğu gibidir. Mana bu Allah'ın hükmüdür, şeklindedir. 12. Derim ki, şu anlamında da kullanılır. Amharem'den rivayet edilen hadisi i şerifte, Peygamberin onlar bu denizin ortasında yolculuk yapacaklardır. 13. Buyruğundan kasıt, o, görmediğimiz, denizde yolculuk yapacaklardır, demektir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ayrıca gayb olana işaret edilerek, o onun kapısında duruyor, da denilmiştir. Bu şu zamirinin gayb hakkında kullanılışı ile ilgili olarak on ayrı görüş vardır. 1 İşte bu kitap yani benim insanlar için takdir ettiğim mutluluk, bedbahtlık, ecel ve rızık hakkında bir şüphe yoktur. Yani onu değiştirecek yoktur anlamındadır. 2 Bu kitap ile ezelde kendim için takdir ettiğim rahmetim gazabımı geçmiştir buyruğu kastedilmiştir. Çünkü Müslim'in sahihinde Ebu Hüreyre'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah S.A. buyurdu ki, Allah yaratmaya hükmettiği zaman kitabında kendisi hakkında kendisinin yanında alıkonulmuş o kitabında, benim rahmetim gazabıma galip gelir, diye buyurmuştur. Bir diğer rivayette de, geçer, şeklindedir. 14. 3. Yüce Allah peygamberine suyun silip götüremeyeceği bir kitap indireceği vaadinde bulunmuştur. İşte bununla sözü geçen o vaade işaret edilmiştir. Nitekim Müslim'in sahihinde mücaşili ıyat ve Himardan gelen bir rivayete göre Resulullah (S.A.) şöyle buyurmuştur: Allah yeryüzü halkına baktı, Araplarıyla Arap olmayanıyla hepsine gazap etti. Bundan tek istisna kitap ehlinden geriye kalan bir azınlık oldu. Ve buyurdu ki: Seni, seni ve seninle başkalarını sınayayım diye peygamber olarak gönderdim. Senin üzerine suyun yıkayamayacağı, uyurken ve uyanıkken okuyacağın bir kitap indirdim. 15 4. Burada işaret kuran, ı Kerim'in Mekke'de nazil olan bölümleri nedir, de denilmiştir. 5. Şanı Yüce Allah Peygamberi Muhammed, S, A, E, muhakkak biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. El Müzemmil, 73 bölü 5, buyruğunu Mekke'de iken inzal buyurunca Resulullah, S, -a, Yüce Rabbinden kendisine verilen bu vaadin gerçekleştirilmesini gözetleyip duruyordu. Medine'de onun üzerine, Elif, Lam, Mim, işte bu kitap onda hiçbir şüphe yoktur. Buyruğunu inzal buyurunca onun anlamı şunu ifade ediyordu, Medine'de senin üzerine indirdiğim Kur'an, ı Kerim'in bu bölümleri işte Mekke'de iken sana vahyede ceymi vaat etmiş olduğum o kitaptır. 6. Buradaki, işte bu, ile Tevrat ve İncil'de bulunanlara işaret edilmektedir. Elif, Lam, Mim, ise Kur'an, ı Kerim'in adıdır. Buna göre ifadenin takdiri şöyle olur, bu Kur'an, ı Kerim Tevrat ve İncil'de açıklaması yapılan kitaptır. Yani Tevrat ile İncil bu kitabın doğruluğuna tanıklık etmekte ve Kur'an, ı Kerim her ikisinde bulunan manaları kuşattığı gibi onlarda bulunmayan şeyleri de fazladan ihtiva etmektedir. 7. Burada yer alan, işte bu kitap, buyruğu ile Tevrat'a da İncil'e de işaret edilmektedir de denilmiştir. Anlamı şöyle olur, Elif, Lam, Mim. Bu kitap işte o iki kitap veya o iki kitap gibidir. Yani Kur'an-ı Kerim o iki kitapta bulunanları kendisinde toplamıştır. Böylelikle, bu ifadesi Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir delil ile her ikisini ifade etmektedir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur, o inek ne çok yaşlı ne de çok gençtir. Bunun ikisi arasında dinç bir inektir. El Bakara, 2 bölü 68, burada, bunun, buyruğu ile kastedilen yaşlı ile genç arasında demektir ileride açıklaması gelecektir. 8. Bir diğer görüşe göre burada yer alan, bu ile levhi mahfuza işaret edilmektedir. el kisai der ki, bu, Kur'an'ın henüz nazil olmamış, semada bulunan diğer bölümlerine işarettir. 9. Diğer bir görüşe göre Şanı Yüce Allah, kitap ehline Muhammed, S.A.'ın üzerine, bir kitap indireceğini vaad etmişti. İşte buradaki işaret, sözü geçen o vaadedir. El-Müberd der ki, anlam şudur, bu Kur'an, ı Kerim sizin bundan önce kafirlere karşı gelişi sayesinde muzaffer olacağınızı ileri sürdüğünüz o kitaptır. 10. Bu buyruk ile, elif lam mim, harfleri, benim kendilerinden oluşturduğum. Bu söz düzeni ile size karşı meydan okuduğum harflerdir, görüşünü kabul edenlere göre, alfabedeki harflere işaret edilmektedir. 16. Kitap ne demektir? Kitap, bir araya derlenip toparlanmayı ifade eden danmaslardır. Bir araya gelip toplandığından dolayı askeri birliğe ketip denilir. Bölük bölük olduğu takdirde atlar hakkında da aynı kökten denilir. Katırın fercinin iki tarafı bir halka veya ince uzun bir deri parçası ile bir araya getirildiği vakit bu durumu ifade etmek üzere denilir. Şair der ki: Yanında konakladığın fezareli hiçbir kimseye sakın güvenme develerine karşı ve onları nefertlerini bir halka ile bağla. Kaf harfi ötreli okunarak kelimesi, içinden ip geçirmek üzere açılan ve ipiyle birlikte olan delik ise, böyle bir yerden ip geçirme işleminin adıdır. Şair Zurrimme der ki, tabaklanmış, delikleri genişçe derinin, delikleri aralıksız damlayan su ile delikler kaybolmuş. Kitap, yazan kimsenin alfabe harflerini bir arada veya ayrı ayrı yazmasıdır. Yazılan şey olmakla birlikte buna, kitap adı verilmiştir. Nitekim şair şöyle demektedir benden bir dönüş umar halbuki onda. Tutkal'ın yapıştırdığına benzer bir kitap, yazı, vardır. Kitap, aynı zamanda farz, hüküm, kader anlamına da gelir. Elcadi der ki, amcamın kızı, Allah'ın kitabı çıkardı beni aranızdan, ben Allah'ın yaptığını önleyebilir miyim? Raib, şüphenin anlamı. Güce Allah'ın, hiçbir şüphe, buyruğu genel bir nefidir. İşte bundan dolayı burada kelimesi nasbedilmiştir. el Raib, kelimesinin üç anlamı vardır. Bir şüphe demektir. Abdullah B. Ezzibari der ki, ey umeyme, hakta şüphe diye bir şey olmaz. Asıl şüphe bilgisizin söylediğinde olur. İki töhmet demektir. Cemil der ki, bu seyne dedi ki, ey Cemil beni töhmet altında bıraktın ben de dedim ki, ikimiz de ey bu seyne töhmetçi kimseleriz. Üç ihtiyaç demektir. Şair kab B. Malik der ki, eden her türlü ihtiyacımızı karşıladık ve Hayber'den, sonra da kılıçları topladık. Allah'ın kitabında şüphe de yoktur tereddüt de olmaz. Bunun anlamı şudur, bu kitap zatı itibariyle haktır ve o, Allah tarafından indirilmiştir. Onun sıfatlarından bir sıfattır. Yaratılmamıştır, sonradan da var edilmemiştir. İsterse bu konuda kafirlerin herhangi bir şüphesi bulunsun. Anlamın şu olduğu da söylenmiştir, ifade haber olmakla birlikte manası yasaklamaktır. Bu konuda şüphe etmeyiniz, demektir. Burada ifade tamam olmaktadır. Sanki, işte bu kitap, hak bir kitaptır, denilmiş gibidir. Herhangi bir hususta şüphe veya korkuya kapılmak söz konusu olduğunda kişi, bu iş beni kuşkulandırdı, der. Tribe sahibi olduğu takdirde, viji kelimesi kullanılır. Kuşkulanan kimseye denilir. İse, zamanın müzibetleri ve baş gösteren sıkıntılı olaylar demektir. Yüce Allah'ın, onda şüphe yoktur, takva sahipleri için bir hidayettir, buyruğu ile ilgili açıklamalar altı başlık altında ele alınacaktır. 17. Bir kitaptaki hidayet. Onda, buyruğunda yer alan, ha, harfi, fi, sebebiyle cer mahallindedir. Bunun beş türlü okunuşu vardır. En güzeli okuyuşudur. Bundan sonra, he, harfinden sonra, vav, ilave etmeksizin okuyuşu gelir. Bu, ez zühri ve sellam ebul münzirin kıraatidir. Bundan sonra h harfinden sonra uzatan harf olarak ya ilavesiyle okuyuşudur. Bu ip kesirin kıraatidir. Ayrıca ha'dan sonra vav ekleyerek kıraati de caizdir. Ha harfini sakin okuyup ondan sonraki ha harfiyle idim edip şeklindeki okuyuş da caizdir. Hidayet, kelimesi, müptede olduğu için ref mahallindedir. Haberi ise, s4 kelimesidir. O takdirde, onda hidayet vardır, demek olur. Burda kelimesinin Arapçadaki anlamı doğruluk ve açık seçiklik demektir. Yani bu kitapta marifet ehline bir açıklama vardır. Doğru yol gösterilmektedir ve onda fazlasıyla açıklama ve hidayet vardır. 18. İki hidayetin türleri. Burda iki türlüdür. Birisi delalet, yol göstericilik şeklindeki hidayettir. Bu peygamberlerin ve onlara tabi olanların yapabilecekleri bir şekildir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, her bir kavim içinde hidayete ileten bir, yol gösterici, kişi vardır. Erret, 13 bölü 7, Yüce Allah, bir başka yerde şöyle buyurmaktadır, ve muhakkak ki sen dost doğru yola hidayet edersin. Eşşura, 42 bölü 52, burada Yüce Allah, peygamberlere hidayete iletme imkanını verdiğinden söz etmektedir. Burada sözü geçen, Huda'nın anlamı ise göstermek, davet etmek, dikkat çekip uyarmaktır. Diğer bir hidayet şekli ise, teyit ve başarı, desteklemek ve tevfik, anlamına gelen ve yalnız Yüce Allah'a has olan hidayettir. Yüce Allah, Peygamberine hitaben şöyle buyurmaktadır, muhakkak ki sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. El Kasas, 28 bölü 56, buna göre hidayet kalpte imanı yaratmak anlamına gelir. Yüce Allah'ın şu buyrukları da böyledir, işte bunlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. El Bakara, 2 bölü 5 ve o dilediğine hidayet verir. Yunus, 10 bölü 25. Bu da aynı zamanda hidayet bulmak anlamına da gelir. Bunun anlamı ise, ne sekide tasarrufta bulunursan bulun irşad anlamına gelir. Ebul Meali der ki, bazan hidayet müminleri cennete ulaştıran yollara ve cennete götüren yollara iletmek anlamında da kullanılır. Mücahidlerin nitelikleri ile ilgili olarak Yüce Allah'ın şu buyruğu bu türdendir, onların amellerini asla boşa çıkartmaz, onları hidayete erdirecektir. Muhammed, 5 Nisan 47, Yüce Allah'ın şu buyruğunda da, belli bir yere ulaştıran yollara iletmek, anlamında kullanılmıştır, onları cehennemin yoluna götürün. Es-Saffat, 37 bölü 23, yani onların o yollardan yürümesini sağlayın, demektir. 19. 3 lafız olarak, Hidayet. Hidayet müenis bir lafızdır. El-Ferra der ki, esedollarının bazıları, El-Hüda, kelimesini müenis kabul ederek, bu güzel bir hidayettir, derler. El-Lihani de bu müzekker bir lafızdır demektedir. Bu kelimenin ayelabı kabul etmeyiş sebebi, sonunda maksur elifin bulunmasıdır. Elif ise hâleke almaz, harfli olarak da harf, icer, siz olarak da meful alır, geçişli olur. Buna dair açıklamalar Fatiha suresinde yapılmıştı yola iletmek, evi tarif etmek için bu kelime kullanılır. Birincisi, yani harfli geçiş yapması, ikazlıların şivesi, ikincisini de el ahfeş nakletmiştir. Kur'an, ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, bizi dost doğru yola ilet, laydayet eyle. El Fatiha, 1 bölü 6, bir başka yerde de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, bizi buna ileten, hidayet eyleyen, Allah'a hamdolsun. El Araf, 7 bölü 43. Yudanın gündüzün isimlerinden birisi olduğu da söylenmiştir. Çünkü insanlar bu zaman süresi içerisinde geçimlerini sağlamak ve bütün maksatlarını gerçekleştirmek için, aydınlığında, yol bulurlar. i̇bn Bilin şu beyti de bu anlamdadır. Nihayet gün aydınlandı, sahralar ansızın, üstüme, geliyorken, aile halklarına bir musibet geleceğinden korkuyor, ya da dua ediyorlar. 20. 4 Hidayet kimlere verilir? Yüce Allah, takva sahipleri için, buyruğunda hidayetini takva sahiplerine tahsis ettiğini ifade etmektedir. Her ne kadar bu kitap bütün insanlık için bir hidayet ise de bununla takva sahiplerinin şerefi arttırılmaktadır. Çünkü takva sahipleri, onun içinde bulunan hakikatlere iman etmiş ve tasdik etmiş, doğrulamışlardır. Ebu Reyv'ın, takva sahipleri için bir hidayettir, yani onlar için bir şereftir dediğine dair bir rivayet gelmiştir. Yani yüce Allah onları tevcil etmek, şanlarını yüceltmek, üstünlüklerini açıklamak üzere böyle buyurmuştur. Kelimesinin aslı şeddesiz iki ya ile olmak üzere şeklindedir. Birinci ya'dan esre ağırlığı dolayısıyla hasfedildikten sonra iki sakin bir araya geldiğinden dolayı yanın birisi hasfedilmiş. Vav harfinin yerine de vav ile te'nin bir araya gelmesi halinde vavın te harfine dönüştürülmesi şeklindeki Arapların asıl kaidelerine uygun olarak vav te harfine dönüştürülmüş ve ondan sonra arka arkaya gelen iki te birbirine idgam edilerek olmuştur. 21. Beş takva'nın anlamı. Takvanın dilde asıl olarak az söz söylemek demek olduğu söylenmiştir. Bunu nakleden İb Faristir derim ki, takva sahibi gemlenmiştir, fazla konuşmaz, muttaki de mümin ve itaatkarın üstündedir, hadisindeki, muttaki, kelimesi de bu anlamdadır. 22. Salih ameli ve ihlaslı duasıyla Yüce Allah'ın azabından kendisini koruyan kimseye, muttaki, denir. Bu kelime, kendin ile hoşlanmadığın şey arasında engel olarak kullandığın hakkında hoşlanılmayan şeyden sakınmak, tabirinden alınmıştır. Nitekim en Nabi'a şöyle demiştir düştü üzerindeki örtü, fakat düşürmek istemezdi onu onu yerden aldı ve eliyle bize karşı kendisini korudu. Bir başka şair de şöyle demektedir, bir örtü attı ki onun ötesinde güneş var ve korudu kendisini en güzel iki eklem olan el ve bilek ile. Hafız Ebu Muhammed Abdülgani, Ebu Beyde Said ve be, Zerbi yoluyla Asım ve be, Behdeleden, Ozir bu be, Ubeyş'ten o İb Mesud'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. İbn Mesud bir gün yeğenine şöyle dedi, kardeşimin oğlu, insanların ne kadar çok olduğunu görüyorsun değil mi? Yeğeni, evet deyince şöyle dedi, tevbe eden yahut takva sahibi kimse dışında onlarda hayır yoktur. Kardeşimin oğlu insanların ne kadar çok olduğunu görüyorsun değil mi? Ben yine, evet görüyorum, dedim. Şöyle dedi, alim veya ilim öğrenen ve düzeltme işareti dışında onlarda hayır yoktur. Ebu Yezid el-Bilstami der ki, takva sahibi konuştuğu zaman Allah için konuşan, amel ettiği zaman Allah için yapandır. Ebu Süleyman ed-Darani der ki, takva sahipleri Allah'ın kalplerinden şehvet ve arzuların sevgisini çekip sıyırdığı kimselerdir. Takva sahibinin şirkten sakınan ve nifaktan uzak kalan kimse olduğu da söylenmiştir. Ancak İbatiye der ki, bu yersiz bir açıklamadır. Çünkü ki x şifasık olduğu halde bu şekilde olabilir. Ömer B. El Hattab, R. A. Ubey B. Kaba takvanın mahiyeti hakkında soru sorunca Ubey ona, dikenli bir yolda hiç yürüdün mü? diye sormuş. Ömer, evet demiş. Bu sefer, peki böyle bir yolda yürürken ne yaptın? diye sorunca, Ömer, elbiselerimi topladım ve mümkün olduğu kadar korundum deyince Ubey'i, işte takva budur, cevabını vermiş. Şair İbn-i bu anlamdan hareket ederek şu beyitleri söylemiştir. Bırak günahları küçüğüyle, büyüğüyle. İşte takva budur. Dikenli bir yolda, gördüğünden sakınarak yürüyen kimse gibi davran küçük günahı önemsiz görme çünkü dağlar çakıl taşlarından olur. 23. 6. Takvanın fazileti. Takva bütün hayırları toplamıştır. Allah'ın öncekilere de sonrakilere de vasiyeti odur. İnsanın elde edeceği en hayırlı, en büyük fayda takvadır. Nitekim Ebu Derda'ya, senin arkadaşların şiir söylediği halde senden herhangi bir şiir bellenmedi denince onlara şöyle der. Kişi ister ki dilekleri verilsin kendisini. Allah ise ancak muradını yerine getirir. Kişi der ki, benim faydam, benim malım. Halbuki Allah korkusu, takva, elde edeceği en üstün faydadır. İb Mace'nin sünende Ebu Umamed'en rivayetine göre peygamber, s. A şöyle dermiş Allah korkusundan, takvasından sonra müminin elde ettiği en hayırlı şey salih zevcedir. Ona bir emir verirse kendisine itaat eder, ona bakarsa kendisini sevindirir. Ona ent verdiği takdirde yeminini yerine getirir, yanında bulunmayacak olursa hem kendi nefsinde hem de malında ona karşı hainlik etmez, doğru davranır. 24. Takvanın aslı veznindedir. Onu korudum Önledim anlamına gelen dan vav harfi te'ye dönüştürülmüştür. Korkan adam demektir. Aslı ise şeklindedir. Aynı şekilde kelimesinin de aslıdır. Nitekim Araplar derler. Halbuki bunun aslı şeklindedir. 25. 3. Onlar ayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de infak ederler. Bu buyruğa dair açıklamalar 26 başlık halinde sunulacaktır. Bir takva sahiplerinin nitelikleri onlar anlamına gelen kelimesi takva sahipleri kelimesinin sıfatı olarak mahallen mecrurdur. Önceki kelime ile ilişkisi olmamak üzere merfu olması da caizdir. Yani onlar öyle kimselerdir ki övmek kastıyla nasb edilmesi de caizdir. Özellikle ayba inanan, lan kastediyorum, anlamında inanırlar, tasdik ederler anlamındadır. İman sözlükte tasdik demektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Sera bize iman edici değilsin. Yusuf 12/17 yani bizi doğrulayıcı değilsin. Bu kelime B ve lam harfleriyle mepul alır, geçişli olur. Güce Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi sizin dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Ali İmran 3/73 Musa'ya inanmadı. Yunus 10/83. Hekek be, Hekek Elahvel, Zikku bir asella kaplı rivayetle dedi ki Kata değil. şöyle derken dinledim, Ey Ademoğlu, eğer sen hayrı ancak isteyerek severek yapmak istiyor isen şunu bil ki senin nefsin usanmaya, yorulmaya ve je tahammülsüzlüğe meyaldir. Fakat asıl mümin zor gelse dahi katlanandır. Asıl le mümin, buna karşı kendisini güçlendirendir. Asıl mümin işi sıkı tutandır. Şüphesiz ki müminler gece ve gündüz telbiye getirerek, lebbeyk diyerek ve dua ederek Allah'a yönelenlerdir. Allah'a yemin ederim mümin gizli ve açık Rabbimiz, Rabbimiz deyip durur ve nihayet Allah da gizli açık dualarını kabul buyurur. 26. İki gaybın sözlük anlamı. Ayb, Arapçada göremediğin her şey hakkında kullanılır. Kelimenin aslı yalıdır. O bakımdan, güneş battı, batıyor, denilir. Gaybet, gayb olma hali, anlamı bilinen bir kelimedir. Kadının kocası kaybolduğunda denilir. Bu şekilde kocası kaybolan kadına da denilir yerin çukurca bir bölgesine düşüldüğü takdirde, çukurca bir yere düştük, denilir. İçinde saklanılıp kaybolunan ağaçların toplu olarak bulunduğu yere de, koruluk, ormanlık anlamına, adı verilir. Yerin alçakça olan kısımlarına da, ayb, denilir. Çünkü gözün görmediği bir yerdir. 27.